Kralın danışmanı kralın önünde kuş tarafından küçük düşürüldüğü için utanıyor ve çok kızıyor. Bu yüzden hışımla odadan çıkıyor ve birkaç dakika sonra dönüp şöyle diyor. Tamam benim hatam özür diliyorum. Nerede hata yaptığımı şimdi buldum. Küçük bir yazım hatası söz konusu. İlk hafta pazara gidip 2 kilo elma ve 1 kilo muz aldıklarında toplam harcama 3 lira değildi. Toplamda 5 lira harcanmıştı. Kuşun ve sizin ne kadar zeki olduğunuzu da göz önüne alarak 1 kilo elmanın ve 1 kilo muzun fiyatını artık bulacağınızdan hiç kuşkum yok. Durup biraz düşünün bakalım. Bu sorunun bir çözümü olabilir mi? Gelin aynı değişkenleri kullanarak soruyu parçalara ayıralım. Şöyle diyorsunuz. Eğer 1 kilo elmanın fiyatı A ise ve 1 kilo muzun fiyatı B ise, verilen bu ilk koşula göre 2 kilo elmanın fiyatı 2A'dır. Çünkü elmanın kilosu A liradır. 1 kilo muzun fiyatı da B liradır. Çünkü 1 kilo çarpı muzun kilo fiyatı budur. Bu toplamda 5 lira eder, değil mi? Bu sonradan düzeltilen sayımız. Bir önceki senaryoda gördüğümüz üzere bu bilgi değişmedi. 6 kilo elmanın fiyatı 6A'dır yani 6 çarpı elmanın kilo fiyatı olan A. 3 kilo muzun fiyatı da 3B'dir yani 3 kilo çarpı muzun kilo fiyatı olan B. Bu paketteki elmalara ve muzlara ödenen toplam para 15 lira. Evet fiyatlar gayet iyiymiş keşke şimdi de bu minvalde olsa. Neyse siz şöyle diyorsunuz. Bu soruyu yok etme yöntemiyle çözmeyi deneyeyim. Devam ediyorsunuz. Önce a'ları sadeleştireyim. Burada 2a burada da 6a var. Buradaki 2a'yı eksi 3 ile çarparsam burası eksi 6a olur ve o zaman sadeleşir. Ve Böyle yapıyorsunuz. Tüm denklem ile çarpacaksınız. Yalnızca bir terim ile çarpamazsınız değil mi? Denklemin geçerli olabilmesi için tüm denklemi eksi 3 ile çarpmalısınız. Gelin çarpalım. 2a çarpı eksi 3 eksi 6a eder. b çarpı eksi 3 eksi 3b ve 5 çarpı eksi 3 de eksi 15 eder. Dikkat ortaya epey tuhaf bir durum çıkmış gibi görünüyor. Mor renkli bu denklemin sol yanını yeşil denklemin sol yanına eklersek 0 elde ediyoruz. Terimlerin tümü sadeleşiyor. Denklemlerin sağ yanında bulunan 15 eksi 15 de 0'a eşit. 0 eşittir 0 elde ettik. Geçen seferki sonuçtan biraz daha iyi gibi görünüyor aslında çünkü geçen sefer 0 eşittir 6 bulmuştuk. 0 eşittir 0 sonucu A ve B ile ilgili herhangi bir şey vermiyor ama en azından mantıklı. Tamam yazılan şey doğru 0 kesinlikle 0 eşit ama bir kez daha A ve B ile ilgili bilgi yok elimizde. Derken kuş kralın kulağına bir şeyler fısıldıyor ve kral da şöyle diyor. Kuş diyor ki sorunun ne olduğunu anlaman için grafiklerini çizmeliymişsin. Kuşun sözünü dinlemenin ne kadar mantıklı olduğunu zaten anlamıştık daha önce. Değil mi? Bu iki koşulun grafiğini çizmeye karar veriyorsunuz. Aynı şekilde yapalım. B eksenimiz var. Bu bizim B eksenimiz. Tabii bir de A eksenimiz var. Evet, üzerlerine sayıları işaretleyelim. 1, 2, 3, 4, 5 ve 1 2 3 4 5 Şimdi ilk denklemimizi ele alalım. Her iki yandan da 2a çıkararak denklemi eğim eksen kesimi biçimine sokmaya çalışıyorum. Ne oldu? b eşittir eksi 2a artı 5 oldu. Her iki yandan da 2a çıkardım. Bunun grafiğini çizersem b kesim noktası nedir? Yani b'nin a'nın sıfıra eşit olduğu yerdeki değeri nedir? 5'tir. Grafikte işaretliyorum. Eğim de eksi 2'dir a'ya her bir ekleyişinizde örneğin a 0 iken 1 olduğunda b'nin değeri 2 azalacak. 2 azalacak, 2 azalacak. İlk denklemimizin çözüm kümesinin beyaz renkle çizdiğim grafiği şöyle oldu. Bu noktalar verilen koşulu sağlayan elma ve muz fiyatları. Şimdi de ikinci denklemin grafiğini çizelim. Her iki yandan da 6a çıkarırsak 3b eşittir. Eksi 6a artı 15 eder değil mi? Her iki yanı 3'e bölebiliriz. Tüm terimleri 3'e bölelim. Ne kalır? b eşittir. Eksi 2a artı 5. Bu çok ilginç. Çok benziyor. Hatta birebir aynı. B'nin kesim noktası 5 ve eğim de eksi 2. Bu kesinlikle aynı doğru. Yani bu iki koşul birbirinin aynı. Aklınız karışmış bir halde şöyle diyorsunuz: Tamam. Neden 0 eşittir 0 sonucuna ulaştığımızı şimdi anlıyorum. Bunun sonsuz sayıda çözümü vardır. Herhangi bir a değeri ve onu sağlayan b değeri her iki koşulda da bir çözümdür. Sonsuz sayıda çözüm vardır. Bunun neden böyle olduğunu düşünmeye başlıyorsunuz. Kuş tekrar kralın kulağına bir şeyler fısıldıyor. Ve kral şöyle diyor. Kuş diyor ki, pazara gidilen iki seferde de alınan elmaların ve muzların birbirine oranı aynıymış. Yeşil koşulla beyaz koşula baktığınızda birindeki elma sayısı diğerinin üç katı iken muz sayısı da üç katı. Yani fiyatta diğerinin 3 katı olur. Elmaların ve muzların 1 kilosunun fiyatı ne olursa olsun, yani 3 kat elma ve 3 kat muz alırsanız 3 kat fiyat ödersiniz. Kilo başına fiyatın bir önemi yok. Bu aslında tutarlı bir durum. Danışman bize yalan söylemiyor. Yalnızca yeterli miktarda bilgi vermiyor. Bu denklemler uyumlu. Verilen bilgiler birbirleriyle uyumlu. En iyisi yazayım. Denklemler uyumlu. Gerçekten de uyumludur. 0 eşittir 0. Burada bir yanlış yok. Tutarlılık var. Ama yeterli bilgi verilmiyor. Bu denklem sistemi bağımlıdır. Sonsuz sayıda çözümü vardır. Bu doğru üzerindeki herhangi bir nokta denklem sisteminin çözümüdür. Danışmana şöyle diyorsunuz: Bu soruyu çözmemizi istiyorsan bize daha fazla bilgi vermelisin özellikle de elmalarla muzların birbirine oranı farklı olmalı.